İzleyenler, biz her hafta bir ilçemizdeyiz. Bu hafta da Ulaş'tayız. Ulaş gerçekten çok şirin, güzel bir ilçe. Evet. Ve Turan İlbey, belediye başkanımızla birlikteyiz. Turan İlbey'i Ulaş'takiler tanıyor, İstanbul'daki Ulaş'takiler tanıyor, Ulaşlılar tanıyor, yurt dışındaki Ulaşlılar tanıyor ama tanımayanlar için Turan İlbey kimdir? Ben Ulaş'ın Karacalar köyünde doğdum. Şu anda da orada da yaşıyorum, Ulaş'ta da yaşıyorum. İki tarafta da köyde de evimiz var, Ulaş'ta da evimiz var bizim. Ulaş'ta da ticaret yaptık. Ben ortaokuldan sonra inşaat gittim. İzmir'de, Antalya'da gurbetçi hayatım var. İnşaatçıydım. Tekrar askerden sonra yine inşaata devam ettim. Taş yolluk, müteahhitlik derken en son Ulaş'a geldik. Ulaş'ta siyasette zaten sürekli ben MHP'liydim, ülkücüydüm yani. İlçe başkanlığı yaptım 7 yıl Milliyetçi Hareket Partisi'nde Ulaş'ta. Bir dönem il genel meclis adayı oldum. 16 oyla kaybettik, kazanamadık. Yazıcıoğlu'nun rahmetlik olduğu dönemde. Bir dönem öyle boş kaldık, tekrar aday olduk. Ulaşlara Allah razı olsun, demek ki bizi takdir ettiler. Bizi seçtiler. Oy verenden de vermeyenden de herkesten Allah razı olsun. Biz şu anda Ulaş'ın belediye başkanıyız. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi kimliğimizi çıkarttı. Ulaş kimliğimizi genel başkanımızın talimatıyla Ulaş kimliğini taktık. Biz Ulaş'ı seviyoruz. Ben yani yıllarca dışarıda gurbetlerde çalıştım. Ama hep yatırımı Ulaş'a yaptım. Ulaş'ı hiç unutmadık yani. Ulaş bizim sevdamız yani. Antalya'larda, İstanbul'da, İzmir'de ben oralarda iş yaptım. Sivas'ta çalıştım, iş yaptım. Şu anda da Ulaş'ta kalıyoruz. Yani buradan hiç ayrılmadık yani. Gittik geldik biz. Böyle ter gidip gitmedik yani. Ama hep Ulaş'ta kaldık, köyde kaldık, oralarda gittik, çalıştık ama kazancımızı hep Ulaş'a getirdik. Az veya çok, hasbelkader. Şu anda da siyasette belediye başkanı. Evet, aslında artık siyaset değil, şu anda bir belediye başkanıyız. Biz buraya geldiğimizde de bir fizibilite yaptık sizinle alakalı. Gerçekten sizi CHP'lisi de olsun, MHP'lisi de olsun, AK Partili de olsun, herkes çok seviyor, çok benimsemiş. İnsanlara yakınlığınızla insanlar sizi biliyor. Bir çözüm noktasında hareket etmenizden, onlara yakınlık hissinden dolayı da size teşekkür ediyorlar. Elinizden geldiği kadar Ulaş için çabaladıklarını söylüyorlar. Ama hani ötesine çıkabilmek için de belli imkanlar lazım. Evet. Başkanımız da ancak bu kadarını yapabiliyor. Allah razı olsun diyorlar. Ulaş halkı da bu yönde sizden çok memnun. Bunu da bu hale getirebilmek için 1,5-2 sene geçti sanıyorum, değil mi? Bir şeyler yaptınız, çabaladınız. Bir de pandemi süreci girdi. Zorlanmalar da oldu. Ekonomikmen sıkıntılar da yaşadınız. Diğer belediyelerde olduğu gibi sanıyorum. Ama ilk geldiğinizde, şu makama oturduğunuzda başkanım, Ulaş için en büyük eksiklik neydi? Yani ben önce bunu yapmam lazım dediğiniz ne vardı? Önce biz bu makama oturduğumuzda biz Ulaş'ın insanlarını CHP'lisi, AK Parti, MHP, hiç kimseyi ötekileştirmedik, örseleştirmedik. Yani hepsi bizim, ben belediye başkanı değilim, onların hizmetkarı olarak. Yani bizim hedefimiz bu. Belediye başkanı bugün olur ama onlarla her zaman biz bir araya geleceğiz. Sonuçta hepsi Ulaşlı. Bunları biz memnunuz vatandaştan, herkesten biz memnunuz. Onlar da bizden memnun inşallah yani görüntüye göre. Bizim ilk buraya gelişimizin Ulaş Belediye Başkanı olurken zaten buranın sıkıntılarını biz biliyorduk. Ulaş Belediyesi'nin en büyük sıkıntısı borç sıkıntısı vardı. En büyük sıkıntısı burada çalışanlar parasını alamıyordu. Esnaf parasını alamıyordu. İşte bir yıldır ben gelmeden benzinlik kapalıydı. Ulaş'ta bir akaryakıt istasyonu yoktu. Vatandaşlar yoldan gelen vatandaş eğiliyordu, perişan oluyordu. Buradaki yaşayanlar benzinini Ulaş'tan alamıyor mu? Ulaş'tan alamıyordu. Kovalı'ya gidiyorlardı, Sivas'a gidiyorlardı, Kangal'a gidiyorlardı. Büyük bir eksiklikti. Belki bazıları diyordur ki ya bir akaryakıt istasyonu eksikliği mi olacak? Biz burayı açtığımızda tekrar bir yıl sonra açtık, geldik. 3 ay, 4 ay sonra açtık. Allah razı olsun diyen 1000 tane telefonlar geldi buraya. Demek ki büyük eksiklik. Tabii ki olmaz olur mu başkanım? Aklımızda araç ve şu anda hangi çağda yaşıyoruz? Yani ta benzin almak için Kovalı'ya gitmek ne demek? Yani tabii ki bir... Önce onu açtık, akaryakıt istasyonumuzu. İşçinin memurunun çok perişan olduğunu biliyorduk. Buna bir düzen vereceğiz dedik. Devletimizde tabii, milletimizde, hükümetimizde sahip çıkıyor.
Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanıyız ama bize de sahip çıkılıyor. Yani genel başkanımız, genel merkezimizdekiler sahip çıkıyor. Vekilimiz var Ahmet Özcürek, o sahip çıkıyor bize. Onların da hakkını inkar etmemek lazım. Yani bunu da tek başımıza yapmıyoruz yani. Önce dedik akaryakıt istasyonunu açtık. Bu dedik bu işçi bir memur beyle gitmez. En azından bunların maaşlarını %80 ödememiz lazım. Şükür onu da ödüyoruz. İnşallah ileride bir sıkıntı olmaz. Bu pandemiden dolayı da zaten hükümet devletimiz de bu pandemiyle uğraşıyor yani. Ondan dolayı da her şeyimiz cevaplanmasa bile %80, %70 isteklerimiz kabul ediliyor yani. Şükür işçiye memura bir düzen verdik. Şu anda onlar maaşlarını alıyorlar. Yani makam oturduktan sonra ilk önce işçi ve memurun haklarıyla ilgili düzenlemeye girmek mi oldu? Kesinlikle. Ben de zaten oradan geldiğim için, ben inşaatçı olduğum için adam çalıştırmanın, nasıl çalışacaklarının, ay başında maaş alamadan evine nasıl üzüntülü gittiklerini benden iyi bilen olmaz. Çünkü ben de oradan geldim yani. Onun aynı inşaatta çalıştıklarımız var. Zamanımızın benim gençlik yıllarım bütün inşaatta geçti. Ben köyde kalmadım yani. Köyde kaldım, gittim. Bu işi iyi bildiğim için, perişan o nasıl perişan olduklarını bildiğim için maaşlarını bir önce o düzeni verdik. Şu anda bir sıkıntımız yok. Başkanım, borçlanmanın olabilmesi için hani bir şeyler yapılmış olması lazım ki Ulaş Belediyesi ekonomikmen çok borçlu dediniz. O dönemlerde çok belli yatırımlar yapılıp yarım kalanları siz mi devam ettiriyorsunuz? Öyle bir borçlanma mı olmuş? Yarım kapatma süreciniz... Yarım kalanlardan bir kültür merkezi var. İnşallah onu devam edeceğiz. TOKİ için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah TOKİ'yi Ulaş'a getireceğiz. Yani bu bizim hedefimiz de var. Şu anda arsa arayış içerisindeyiz. TOKİ'ye arsa vereceğiz. O konut sıkıntısında TOKİ ile çözeceğiz. İhtiyaç sahibi insanlara vereceğiz. Doğalgaz inşallah bu 3. ayda 4. ayda ihalesi olacak. Ulaş doğalgaza kavuşacak. Zaten Ulaşlar da doğalgazı çok bekliyorlar yani. Ulaş'ın göçü doğalgazla duracak inşallah. Adam İstanbul'da oturuyor, vatandaş diyor ki ben emekli oldum, Sivas'a gideceğim ama diyor doğalgaz yok diyor. Artık diyor Ulaş'ta yaşayacağım diyor. Doğalgaz olmadığından gelemiyorum. İnşallah bu yazın bu doğalgazı Ulaş'a getireceğiz. Gurbetteki hemşerilerimiz de rahatlıkla Ulaş'a göçebilirler. Tekrar Ulaş'ta yaşayabilirler yani. Bu sıkıntıdan dolayı gelmiyorlar. Yaşlılar, emekli olmuş, kanever yakamak diyorlar, soba yakamak diyorlar. Doğalgaz geldiği zaman Ulaş'ın nüfusu artacak. Bundan eminim yani. Evet. Peki başkanım, bu pandemi sürecinde göç aldı mı Ulaş? Nispeten aldı. En azından vermedi, aldı yani. Peki bu anlamda ne tür bir desteğiniz oldu? Belediyenin bir desteği oldu mu buraya gelmek isteyenlere? Buraya gelmek isteyenlerin biz önünü açtık. Belediyedeki önünü açtık. Yani bir takım böyle engelleri onların önünden kaldırdık ev yapmaları için. Yardımcı olduk. Bazı belediyenin imkanlarıyla yardımcı olduk. Dışarıdan yardımcı olduk. Yani onlar da memnun kaldılar. Biz dediler böyle Ulaş'a gelirken böyle beklemiyorduk. İşte belediyeye girerken ya bizi şöyle edecekler, böyle edecekler. Teşekkür edip gidenler oldu. Biz Ulaş'a gelenleri bir çiçekle karşılayacağız. Yani kendi imkanlarımızı da kullanacağız. Ulaş'ın nüfusu büyüsün yani. Evet. Büyüteceğiz inşallah. Peki Ulaş'ta su problemi var mı başkanım? Su problemi biz gelmeden vardı. Çok büyük problem vardı su problemi. Biz geldikte yaklaşık 2 yıl oldu. Kesinlikle %90 hallettik. Yani çok arzu olur. İşte yazın gurbetçilerimiz geliyor, Serap falan. Böyle çok cüzi bir su sıkıntısı oluyor ama su sıkıntısını çözdü Ulaş'ta, yoktur yani. Herkes memnun. Peki Yeni Karahisar bir asfalt yol çalışmanız yeni, olacak mı? Evet, Yeni Karahisar bize 15 kilometre biliyorsunuz belde. Yaklaşık 1200-1300 nüfusu olan bir beldeydi. 2000'i de düştü, beldelikten düştü 2000'den aşağı olunca. Şimdi de bize mahalle oldu. Bütün ihtiyaçlarını zaten biz gideriyoruz. Bir asfalt problemimiz var. İnşallah yazın onlara da müjdeliyorum buradan. Yazın Karahisar'ın asfaltını yapacağız, başlatacağız. Sizin aracılığınızda Yeni Karahisarlı hemşerilerimize buradan müjdesini veriyoruz. Kesinlikle yazın asfaltlarına kavuşacaklar.
Peki, Ulaş'ın asfalt durumu ne şekilde başlıyor? Ulaş'ın asfalt durumunu sürekli parke taşları elimizden geldiği kadar parke taşı döşüyoruz. Yine devam edeceğiz. Ulaş'taki parke taşımız tamamlanmadı. Kesinlikle onu da tamamlayacağız. Bütün Ulaş'ın her tarafını parke taşı yapmak gayret içerisindeyiz. Yani Ulaş'lar görecek, bir tane bir yer kalmayacak. Siz geldiğinizdeki aşamadaki ve şu andaki aşamada olan asfalt durumu ne şekilde? Biz geldiğimizde yatılı bölge okulumuz var. Okullar bölgesi dediğimiz bir yer var. Orada da vatandaşların evleri var zaten. Mahalle olarak yaşıyorlar, yatılı bölge okulu. Çok kötü durumdaydı. 30 senedir belki asfalt görmüyordu. Oradakiler yazın penceresini açamıyorlardı. Tozdan, topraktan kışın evlerine gidemiyorlardı. İnan öyleydi. Ben daha da şey konuşmuyorum, abartsız konuşuyorum. Daha da çok kötü durumdaydı. Oraya sıcak asfalt yaptık. Bazen gençler oraya gidip araba yarışı yapıyorlarmış. Yani bundan da hem memnun oluyoruz hem üzülüyoruz. Allah korusun bir kaza olmasın diye. Oradaki gangrenini çözdük. İçeride biraz bazı sıkıntılarımız var. Yaklaşık bir yıl içinde de Ulaş'ta, Yeni Karasar'da yer koymayacağız yani. Parkesiz, çamurlu yer bırakmayacağız. Bunu ben gelirken söyledim, seçim çalışmalarında söyledim. Ama onun üstündeyim, o sözümün üstündeyim. İnşallah devletimiz, hükümetimiz de bize yardımcı olur. Bu sıkıntıdan da Ulaş'lar, Yeni Karasar'ları kurtaracağız. Evet. Peki başkanım, bu üniversiteyle ilgili bir çalışmanız var mı? Burada bir üniversite var mı? Ya da yapımını... Üniversite biz çok istiyoruz. Ulaşlar da çok istiyor üniversitelerin burada olmasını. Biz 2 yıllık üniversite istemiyoruz. Biz istemiyoruz dedim, bizim şeyimiz de değil zaten. Öyle aman aman her şey bizde değil. Bizim burada TİGEM var. Devlet Üretme Çiftliği eski adıyla. Orada her şey var yani. Biz diyoruz ki ya bir üniversite gelsin işte, bir Ziraat Fakültesi. Veteriner Fakültesi hem orada yapsınlar, hem görsünler, hayvan var, tarım var TİGEM'de. Her şey var ya. Bir başka bir ilçede bunu kurmak belki kolay değil ama bizim Ulaş ilçesinde aradıkları her şeyi bulacaklar yani. Orada öğrencisi, veterineri, hayvan var, koyunculuk var, Ziraat Fakültesi olsa bütün tarlalar var, işte tohumculuk var. Ama nedense hükümetimiz bunu bir türlü Ulaş'a getiremedik ama biz sürekli çalışıyoruz. İnşallah onu da Ulaş'lara kavuşturacağız yani. İnşallah bu arada biz şahit. Burada siz de bize basın olarak üniversite bir şehrin gelişimi için gerçekten bir şey, çok önemli. Bir de buraya yapılan üniversite bizim 30 kilometre, 28 kilometre Sivas'a. Daha güzel çalışacağından, herkesin geleceğinden inan çok eminik yani. Çünkü TİGEM olduğu için. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki süt toplama tesisleriniz var mı başkanım? Ulaş'ın sütü çok meşhur, peyniri meşhur, yoğurdu meşhur. Bununla ilgili bir çalışmalar var mı? Süt toplama merkeziniz var mı ya da yapılacak mı? Bununla bir çalışmamız var, bir ön çalışmamız var şu anda. Özel idareyle kaymakamımız inşallah işbirliğiyle bir süt toplama merkezi yapacağız. Ulaş adına, Ulaş'ın biliyorsunuz peyniri, sütü meşhur Türk, Sivas'taki herkes bilir yani. Burada tereyağı, peynir hepsini çıkartıp buradan satmak istiyoruz. Şu anda bir ön çalışmamız var. İnşallah bunu da gerçekleştirirsek orada da bir iş istikrami sağlayacağız. Hem öyle hem başkanım hem de İstanbul'da çok fazla, şehir dışında çok fazla Ulaşlı var. Bizim gurbetçimiz çok buradan. Aynen öyle. Ben eminim ki dışarıdan süt, yoğurt ve peynir kesinlikle almayacaklar. Kesinlikle zaten bu yaz sezonu, yaz sezonu buradan vatandaşlar ferdi olarak gönderiyorlar ama oradan sonra biz bunu daha şey hale getireceğiz yani. Mesela önceden festivaller düzenleniyordu başkanım, pandemi süreci girdikten sonra festival yapılmıyordu. Bir yoğurt festivali, bir peynir festivali, ne bileyim bir süt festivali. Hani bir anlam kazandırılarak bir festival yapılıp oranın ürününü tanıtmak anlamında, Ulaş'ın ürününü tanıtmak amacıyla bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. İnşallah en kısa satışları zamanda. Satışları yapılabilir diye düşünüyorum pandemi bittikten inşallah sonra. İnşallah en kısa zamanda süt toplama merkezi böyle... Peynir, yoğurt, yağ inşallah faaliyete geçecek. Yani. Bir de bizim ahırlar bölgemiz var, ona da çalışıyoruz. Sayın Valimiz de bu konuda kendinden Allah razı olsun. Gerçekten bu ahırlar bölgesi için uğraşıyorlar. Tarım İl Müdürlüğü biraz burada gevşek davranıyor. Geleceğim diyor. Tarım İl Müdürlüğü'nde. O da inşallah gelir.
bir arazi tahsis edecekler bize. Mera vasfını yitirmiş bir arazimiz var. Adam Antalya'dan arıyor. Ben diyor ahır yapacağım diyor. Bizim burada ahır yapmak çok zor Ulaş'ta. Nedenini sorarsan bir batı tarafımızda Tigem arazisi var. Demir yolları, asfaltlar. Vatandaş oraya ahır yapamıyor. Göller bölgesi Ulaş. Göller bölgesine ahır yapamıyor. Bir tek Oba Pınarı dediğimiz bir yer var. Orada da 150-200 dönüm mera vasfını yitirmiş arazi var. Bunu diyor bize verin. Biz tip proje yapak. Vatandaşlara at yapısını, üst yapısını biz yapacağız. Vatandaşa vereceğiz. Buyur diyeceğiz. Projesi de burada. Ama bir türlü halledemediler. Bundan da biraz rahatsızlık açıkçası yani. Tarım İl Müdürlüğü'ne buradan sitem ediyoruz yani. Halen gelecek. Sayın Valimiz de biraz da kendisi talimat verdi. Bunu da söylemek zorundayım yani. 1,5-2 yıl oldu. Tarım İl Müdürlüğü bize bu yeri tahsis etmedi. Yani ya beraberinde Tarım İl Müdürlüğü, özel idare, valilik, vali bey zaten söyledi. Ben dedi komisyondan bunu çıkarttıracağım dedi. Ulaş'ın bu sıkıntısını biliyorum dedi. Vali bey de en az bizim kadar buradaki bu sıkıntıyı biliyor. Bir de Ulaş hayvancılık bölgesi. Ulaş'ın hayvan kalitesini herkes biliyor. Burada Ulaş pazarı var. Vatandaş gelecek, ahır yapacak 15 tane kuruma salıyor. 15 kurumdan onay getiriyor ki vatandaş ahır yapsın. 5'ini, 6'sını, 7'sini alıyor. 8'ine, 9'una yeter, bıktım diyor, çekip gidiyor. Ya bu katerimiz zor. Bize bir 150 dönüm yeri tahsis etmediler. Yani burada da sitem ediyoruz açıkçası yani. Bunu da saklayacak bir durumda değiliz yani. Evet. Peki İlbank'tan bahsedecek olursak, İlbank'tan bir pay alıyorsunuz. Evet. Durumlarınız, borçlanma durumlarınız kesiliyor. İller Bankası'ndan gelen paylarımız borçlarımıza kesiliyor. Bizden önceki belediye başkanımız borçlanmışlar bunlar İller Bankası'ndan. Şu anda kesiyorlar paramızı. Biz İller Bankası'ndan %20 bize düşmüyor. Yüzlük payımız gelirse atıyorum işte 300 bin lira gelse bize 50 lira, 60 lira, 70 lira kalıyor. Bazen de hiç kalmıyor. Sıfır çekiyor. Biliyorsunuz paylar vergilere göre geliyor. Yani bu ay 250 gelir. Geçen ay vergi az toplanır, 200 gelir. Az geldiği zaman payımız inan sıfır çekiyor yani. Hiç gelmiyor. Aslında belediye başkanlığı bu aşamada devreye giriyor. İşçi evet. Maaşları, ödemeler, pay az gelir ya da hiç gelmezse siz bunun aradaki farkı bir şekilde kapatıyorsunuz herhalde. Allah'a şükür hep kapattık. İnan belediyenin 1 lirasını çarçur etmedik. 1 lirasını hesabını yapıyorum. Bu ay işçiye, memura para veriyorum. Gelecek ayı hemen düşünüyorum. Nasıl veririk, ne yaparız diye. Yani hemen onun telaşındayız. Kepçemizi iyi kötü çalıştırıyoruz. Kamyonumuz var, çalışıyor. Vatandaş da duyarlı, Allah razı olsun. Diyorlar ki zaten belediyemiz borçlu. Belediyeyi de hem kamyonunu çalıştırak, hem kepçesini çalıştırak. Böyle katkı yapak diyor. Vatandaşlar da, ulaşlardan da Allah razı olsun bu konuda. Çok duyarlılar. Onun için çarkı döndürüyoruz yani. Çok şükür. Yani burada diyorum ya kaliteniz ve farkınız o zaman ortaya çıkıyor asıl. Yani çok borçlu bir belediye alıp bu şekilde getirmeniz gerçekten ben arkanızdan da söylüyorum. Turan İlbey farkı olması lazım. Bir de ticaretten anlayan, ticareti bilen kişilerin az da olsa bu koltukta oturması durumları daha farklı yönde değiştiriyor başkanım. Ben buna inanıyorum. Ya tabir caizse geleceği biraz daha evet. Görebiliyorsunuz. Dağın arkasını biraz daha görebiliyorsunuz bu işi yapar. Hatice Hanım tabir caizse inan tekeden köremez bir atasözü var bizde. Şapkadan tavşan çıkar diyor demeyek. O biraz sihirbaz işine giriyor ama gerçekten tekeden köremez çıkar diyor. Tabir caizse yani. 1 lirasını çarçur etmiyoruz. Her taraftan topladığımız parayı muhasebeye yatıyoruz. Orada biriktiriyoruz. Orada bir muhasebemiz bankada birikiyor işçiye memura. Ben geldim eski kıdem tazminatı, emekli olanların kıdem tazminatını ben ödedim. Bak bu kadar sıkıntıda. Bu kadar sıkıntı bize uzaydan para gelmedi. Yani devletimiz ne verdiyse pandemide araya girdi. Bu da bizde şanssızlık oldu. Ama Allah'a şükür Cenab-ı Mevlam önümüzü açıyor. Çok da perişan olmadık ya. Çok da borcun arkasında da saklanmıyoruz. Çok da hizmet edeceğiz Ulaş'a. Ulaşlar inşallah görecek. Bundan sonra hizmet zamanı başladı bizde.
bir sırayla anıdı. Sırayla dedik ki önce işçilerin maaşını ödeyelim. Esnafların alacaklarını ödeyelim. Ya işçi bizim belediyede itibar kalmamıştı. Ya bunları belki televizyonda söylemek çok hoşuma gitmiyor. İşçi, memur, vatandaş da itibarı, biz şu anda Ulaş Belediyesi'nin itibarını kazandırdık. Evet. Belki de bir alım yapacaksınız, alamıyordunuz. Alamıyoruz. Şimdi Ulaş'a arıyorlar, malzeme verek diyorlar. Önceden vermiyorlardı. Telefonları kapatıyorlardı muhasebeciler. Açamıyorlardı bizden önce. Karşıya cevap veremiyorlardı. Şükür dediğim gibi, önce dedik işçinin maaşını bir rayına bindirek. Tekrar esnaf borcumuzu ödeyelim. Oradan sonra hizmete başlayalım sırayla. İkisini nispeten %70, %80 dengeledik. Bundan sonra hizmet zamanı inşallah olacak. Ulaşlar görecek yani. İnşallah. Başkanım, Ulaş'ta güzel bir yeriniz var. Burada bir gölet tarzı bir yeriniz var galiba. Evet. Buradan biraz bahseder misiniz? Burayla ilgili bir planlarınız, bir projeniz var mı? Ulaş'ta çok güzel bir göletimiz var. Biz Tecer suyunu bağlıyoruz. Şu anda Tecer suyunun bir kısmı gölete geliyor. Gölekten de tekrar tahliyeyle Tecer irmağına katılıyor. Hem temizleniyor hem göletimiz doluyor. Yazın da nispeten katıyoruz. Hem Tecer suyundan tarla sulanıyor. Artanı da tekrar gölete bağlıyoruz. Bizim bu göletimizin %70'i suyunu tabi değil biliyorsunuz. Yani eskiden daha yıllar önce, belki bir asır önce gölümüş buralar. Evet. Gölet demir, göl yani, gölüdü. Tekrar kurumuştu. Biz bunları, bizden önceki belediye başkanlarımız bağlamışlar. Biz de devam ettiriyoruz. İnşallah çok güzel bir yer olacak. Şu anda bizden önce bir çalışma olmuş, Gölkay projesi diye bir çalışma. Biz bunu devam ettireceğiz. Düğün salonu var. Onları yaza inşallah düğün salonunu açacağız. Sandal, kayıklar bizden önce almışlardı zaten. Onları gölete, şeye attık göle. Sivas'tan geliyorlar, geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Evlenenler geliyor, sandala biniyorlar, geziyorlar. Şu anda %70 olmasa da %70-80 yazın faaliyete geçireceğiz. Şu anda Türkiye, Sivas'ta 16 tane ilçe var. Üçünde göl var. Zara, Ardık, Ulaş. Doğru mu yani? Başka bir göl olan bir ilçemiz yoktur. Burada bizim için bir nimet. Gürün de ayrı, o ayrı, evet. Ama çok güzel olacak. İnşallah Sivaslılar bunu televizyonda geçen verdik. Bizi İstanbul'dan arayanlar oldu. Ne güzel yermiş diye. Tabii televizyon aracılığıyla, sizlerin aracılığıyla bunu vatandaşımız görecek. Oraya çok hizmet edeceğiz. İnşallah başkanım. Biz oraya geldiğimiz zaman bir restorantı, ne bileyim bir kafesi bulunan bir yer olduğu zaman, hani insanlar için artık uzaklık da önemli değil. Mekan güzel olduğu zaman insanların evet, tercih noktaları da değişiyor güzelliğe göre. Onun için Ulaş'ın bir cazibe haline gelebilmesi için oralarda değişik çocuklara oyun alanları tarzında, hani inşallah pandemi sürecini çabuk atlatırız da orada bir düzenlemeye girer. Biz de Ulaş'ı misafirlerimizi getiririz en azından. Şehir dışından gelip de buraları görmek isteyen çok insanlarımız var. Onların en azından beğeneceği şekle dönüştürebilirsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah iyi olacak, çalışacağız yani. Ağaçlandırma yapacağız, tel örgüye alacağız. Yani yollarını falan daha güzel yapacağız. Gelen misafirlerimiz orada kendilerini güzelce ağırlayacaklar. Evet, bir de Ulaş'ta bir dinlenme tesisi yaptığını sanıyorum, Otogar'ın. Dinlenme tesisimiz Ulaş'ta var. Akaryakıt istasyonumuzun yanında var. Tabii pandemi dolayısıyla biraz gevşek ama biz onu kiraya verdik. Vatandaş çalışıyor. Dinlenme tesisi derken lokantası, bunlar yoldan geçenler, bura biliyorsun şey Güneydoğu yolu yani Malatya, işte Diyarbakır, Urfa yolu. Çok güzel işliyor ama şu anda pandemiden dolayı aktif değil fazla yani. Oraya da biz park yaptık. Akaryakıt istasyonumuz yanına. Çeşmemiz var orada. Güzel geliyorlar. O tarafa giden insanlar orada duruyor. Hem akaryakıttan alıyorlar. Orada oturuyorlar. Çocuklar parkta oynuyor. Oraya güzel bir şeyler yaptık yani. Kendiler dinleniyorlar. Çekikleri arabalarına binip gidiyorlar yani. Hem Ulaş'a da bakıyorlar, seyrediyorlar. Evet. Orada kesinlikle güzel bir şeyler oldu. Park yaptık. Oyun
alanları. Başkanım, 1,5-2 sene içerisinde gerçekten güzel şeyler yaptınız. Hem borçları ödediniz, hem ulaşım, büyük eksiklikleri olan asfalt, yol durumu ve ulaşımların yaşam kalitesini daha da güzel seviyeye getirebilmek için elinizden geldiği kadar çaba sarf ettiniz. Peki 2021 yılındaki ilk yapacağınız şeyler neler? Yani 2021 yılında planladığınız şeyler? Planladığımız TOKİ'ye hız vereceğiz. Doğalgaz inşallah çalışacağız, başlayacak. Ulaşlar 2021'de doğalgaza kavuşacak. İşte 9. 10. ayda inşallah biter. 3. 4. ayda başlar. 2021'in 10. 11. ayda doğalgazına kavuşurlar. TOKİ dediğim gibi TOKİ çalışmalarını hızlandıracağız 2021'inde. O da 2021'de başlayabilir TOKİ. Bu üniversite çalışmalarımız olacak ama onun üniversiteye kesin olarak tamamen devletimizin eli olması lazım, hükümetimizin eli olması lazım. Buradan yetkililer de söylüyor. Yani üniversitede, ulaş için üniversitede yardımcı olsunlar bize yani. Ama TOKİ'yle doğalgaz, kültür merkezimiz 2021'de devam edecek. Bu projelerimiz devam edecek. Deminki söylediğimiz gibi göl kenarındaki hizmetlerimiz yine devam edecek. Onun yanı sıra da parkya, asfalt çalışmalarımız devam edecek 2021'de. 2021 bizim için çalışma yılı olacak inşallah yani. İnşallah başkanım, biz de şahitlik edeceğiz. Peki milletvekillerimizden, Vali Bey'den, işte şehrin, Sivas şehrinin belediye başkanı Ali Bey'den destekler alabiliyor musunuz? Ya da desteklerin atma noktasında bir mesaj vermek ister misiniz? Vallahi Hilmi belediye başkanımızdan çok destek bekliyorum. Ulaş Sivas'a sanki mahalle gibi yani. Biz ulaş bir belediyedir, ilçedir, bize ne derlerse olmaz. Biz biraz daha destek verseler de çok öyle bir aman aman bir destek de alamadık yani. Çok daha iyisini, daha fazlasını bekliyorum. Ulaş Belediye, Sivas Belediye Başkanımızdan. Çünkü ulaş yakın, biraz da Sivas'ı da ilgilendiriyor nispeten, doğru mu yani? Gelir gidip mesafesi kısa, 28 kilometre. Buraya gelecekler, göl kenarında piknik yapacaklar, gezecekler. Merak edecek, Tecer Dağı'na gidecek, Tecer'e gelenler oluyor. Ama Sayın Belediye Başkanımızdan biraz daha ulaşa sahip çıksın mı desek veya yardım olsun, sahip çıksın derken. Eksikliklerim, evet. Evet, bir abilik bekliyoruz ama henüz de tam göremedik yani. Evet, inşallah. İnşallah görürüz yani. Biz Hilmi Başkan'ı da seviyoruz. Allah razı olsun kendisinde. Takdir ettiğimiz yönleri de çok yani. Vali Bey'in de yardımcısı oluyor. Vekillerimizin de yardımcısı oluyor. Ahmet Özyürek Bey'in de bize her zaman ilgileniyor. Onun da hakkını vermek lazım burada. Evet. Peki başkanım, son olarak söylemek istediğiniz neler var? Sizi şu anda yurt dışından, şehir dışından takip eden birçok hemşehrimiz var. Ne mesajlar vermek istersiniz? Tabii biz konuşurken şu an ekranda da ulaşım görüntüleri giriyor. Yapmak istediğiniz projelerin görüntüleri giriyor. Biraz sonra ulaşım gölüne gideceğiz biz. Orayı da göstereceğiz. Ve vatandaşlarımızın da sizden talepleri var. Biraz sonra onları da izleyeceğiz. Tabii sizden beklentiler çok fazla ama durumlarınız da belli. Bir şey de söyleyemiyorlar ama inşallah çok iyi noktalara getirirsiniz. Ulaşı o kadar güzel noktalara getirirsiniz ki biz de bunlara şahitlik ederiz. Biz de her zaman yanınızdayız. Çok da başarılı bir belediye başkanısınız. Olumsuzluklara rağmen olumlu şeyler çıkardığınız için sizleri tebrik ediyorum. Son olarak hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Dışarıdaki, ulaştaki hemşehrilerimize, gurbetteki hemşehrilerimize söylüyorum. Ulaşa gelsinler. Biz elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz onlar için. Buraya ev yapmak isteyenler gelsinler. Yeni Karasar mahallemiz var. Ev yapmak isteyenler gelirler. Biz yardımcı oluyoruz. Köylere gelmek isteyenler gelsinler. Yine biz belediyede üzerimize düşenin fazlasıyla yapıyoruz onlara. Biz onları çiçekle karşılarız. Hiçbir sıkıntıları olmaz. Buraya gelsinler. Ulaş büyüsün. İnşallah büyüyecek. Bu pandemiden dolayı ulaşa göç edenler oldu. Yeni Karasar'a göç edenler oldu. Köylerimize göç edenler oldu. Bu yıl ulaş inşaat alanında iyi şeyler yaşadı yani. Bu kadar sıkıntıda ama ulaşta inşaat çok güzel idi. Önümüzdeki sezon daha iyi bekliyoruz yani. Ulaştaki hemşerilerimiz, şu andaki oturan hemşerilerimize de inşallah daha çok hizmete layıklar.
biz onların belediye başkanı değilik, hizmetkarıyız. Buraya geldiklerinde üzerimize düşen hepsini yaparız belediyede. Bu kesinlikle iyi şeyler olacak. İyi şeyler yapma gayret içerisindeyiz. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz. Her hafta bir ilçedeyiz. Bugün de Ulaş'a misafir olduk. Ulaş'ın çalışmalarına baktık. Gelecek yıl geldiğimizde inşallah bu konuşmalarımızın her şeyinin tamamıyla tamamlanmış bir şekilde yayına vereceğimizi umut ediyorum Allah başkanım. Razı olsun. Bundan sonraki aşamada, her aşamada yaptığınız bütün çalışmalarda yanınızdayız. Zaten Sivas'ta tek kanalımız başkanım. Biliyorsunuz siz de hep yanımızda oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizin aracılığınızla yine gurbetteki hemşerilerimize selamlarımızı söylüyoruz. Onlara hürmetlerimizi sunuyoruz. Burada her zaman telefon ederler. Bizi de İstanbul'dan izleyen hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Evet, dışarıdakiler de. İstanbul derken biraz İstanbul ağırlığı olduğu için Türkiye'de, yurt dışında herkese hepsine selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ulaş Vizyonu 58'de görünecek diye birçok kişi şu an ekranın başında sizleri takip ediyor ve teşekkürlerini iletiyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bundan sonraki aşamada çalışmalarınıza katkı sunmak amacıyla hep yanınızda olduğunuzu tekrar belirtmek Allah istiyorum. Allah razı olsun sizden. Hemşehrilerimize de selamlarınızı ilettikten sonra bir sonraki programda inşallah sizlerle görüşmek umuduyla diyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Değerli Vizyon 58 izleyicileri, bugün kendi ilçemiz olan Ulaş'tayız. Belediye başkanımızla birlikte Ulaş'ın güzel tarihi yerlerini, turistik yerlerini burada tanıtmak amacındayız. Şimdi de tabii bizim Sayın İsmail Koçak rahmetli döneminde buraya kazandırılan, daha sonra Sayın Başkan'ın da çalışmalarıyla birlikte belli bir noktaya gelen Ulaş Gölümüzle ilgili kısa bir bilgi alacağız Sayın Başkan'dan. Buyurun Başkanım. Burası rahmetli İsmail Koçak döneminde DSE'yle beraber evveliyatı zaten gölümüş buranın, siz de biliyorsunuz. Bir ara kurumuş, kuruduktan sonra tekrar DSE rahmetli belediye başkanı döneminde burayı canlandırdılar. Tecer suyundan, ırmağından su bağlandı.
kışın kar suları, yağmur yağdıkça gelen sular toplanıyor. Biz de sürekli zaten Tecer İrmağı'nın suyunu buraya bağlıyoruz. Yazın 2-3 ay bağ bahçe tarla sulanıyor ama nispeten %20-%10 sürekli biz buraya o suyu bağlıyoruz. Şu anda da kenar çalışması yapacağız. İnşallah bu yaz daha da çok canlandıracağız burayı. Düğün salonu yapacağız. Burada bir çadırlarımız var. Geçmiş dönem başkanım. Evet. Sayın İsrafil Koçak döneminde şey vardı. Onunla ilgili yapılan sonuçta bir Gölkay projesi vardı. O konuda da kısaca bir bilgi verir misiniz? Şu anda Gölkay projesini devam ettireceğiz ama imkanlar dahilinde. İnşallah onu yazın o Gölkay projesini tamamlamaya çalışacağız kendi imkanlarımızla. Oral projesiyle bir buraya bir destek verilmiş ama o kadar da büyük destek değil. Belediye kendinden harcama yapmış. Peki şu anda Gölkay projesinin bu gölümüze katkı noktasındaki şeyleri bir bize kısaca bir izah eder misiniz? Gölkay projesi bayağı bir pahalı proje açıkçası. Buranın elektriğini, yolunu, bu Gölkay projesini bitirmek için en kötü 500-600 bin lira para nakit ihtiyaç var. Ama biz bu tür inşallah bu yaz onu bir yerlerden temin edip bu Gölkay projesini bitirmeye çalışacağız. İşte koşu yolları var burada. Elektrik trafo bunlar bayağı bir masraf istiyor. Ama Allah kısmet ederse bu büyük çadırı dediğimiz düğün salonunu açacağız. Onun pencereli camlarını falan değiştirdikse şeffaf laylonudur biliyorsun. Hiç rüzgarda ne de patlamalar olurdu. Tuvaletler, WC gibi sosyal tesisleri yazın. Şimdiki yaptık, yazında daha da genişletip yapacağız. Turizm Bakanlığı'yla ilgili bir çalışmanız olacak mı burayla ilgili? Şu anda yoktur. Bu projeyi bitirdikten sonra tekrar ikinci bir proje çalışmasına başlayacağız. Bu projenin bitmesi lazım yani. Yani şöyle diyeyim, bu proje bitmezse başka bir proje yapamıyoruz. Bu proje bittikten sonra Allah kısmet ederse bakacağız hangi proje bizim için bu göle yararlı, bizim işimize yarayacak, atıl kalmayacak. İnşallah onun peşine düşeceğiz. Bu bittikten sonra. Evet, peki şimdi o zaman şöyle soralım. Yani önümüzdeki yaz burası değişecek diye düşünelim. Değişecek inşallah. Değişecek. Peki sizin yani kafanızda ya da bu bölgeyle ilgili son olarak gölde çalışılabilecek işte düğün salonu gibi dediniz. İşte bu yandaki peyzaj çalışmalarıyla ilgili bir çalışmanız olacak mı belediyeyle ilgili? Bu yazın olacak inşallah burayı her yıl gibi kendi haline bırakmayacağız. O park çalışmamız sürekli burada zaten bir adam görevlendireceğiz. Dediğim gibi çay salonu burada belki de ufak bir böyle kafeterya gibi bir şeyler açacağız. Yani burayı bu yazın canını tutacağız yani. Bu yaz düşünüyorduk, 2020 yazında düşünüyorduk. Pandemiden dolayı pek yapamadık ama inşallah 2021 yazında burası tam faaliyette olacak. Yani hem şehirden gelenler, Sivas'tan gelenler için, kenar köylerimizden, belki dışarıdan gelenler burada iyi bir yaz inşallah onları bekliyor. Biz teşekkür ediyoruz. Son olarak Ulaşlı hemşerilerimize, Sivaslılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öylece kapatalım. Ulaşlı, Sivaslı hemşerilerimize Ulaş'ta iyi bir göl olduğunu bilsinler. Hiçbir ilçede böyle bir şehrin içinde bir göl yoktur ama bizim ilçemizde şehir içinde bir göl var. Onları yazın bekliyoruz. Biz de elimizden gelen buradaki hizmetleri onlara sunacağız. Değerli Vizyon 58 izleyicileri, kendi ilçemiz olan Ulaş'la ilgili Sayın Başkanımızla birlikte gölle ilgili düşüncelerini aldık. İnşallah önümüzdeki pandemi sürecini atlattıktan sonra Ulaş'ın bu güzel gölünden Ulaşlı insanlar, Sivas'ta bulunan diğer değerli insanlarımızın da umarım buradan faydalanacağı bir tesis oluyor. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Baş Belediye Başkanı'nın çalışmalarından memnun musunuz? Beklentileriniz nedir? Çok memnunuk. Geleceğe yönelik de çok çalışkan bir adam. Gecesini gündüzünü birbirine katıp çalışıyor. Allah işini rast getirsin. Merhaba. Kolay gelsin. Baş Belediye Başkanı'nın çalışmalarından memnun musunuz? Beklentileriniz nedir? Abi Ulaş Belediye Başkanımızdan
memnunuz. Elinden geldikçe çalışıyor, gücü yettikçe. Hiçbir beklentimiz yok. Belediyeden, yani kendini idare etsin yeter, ne beklentimiz olacak? Çalışma nedeni nasıl buluyorsun? İyi abi, çalışıyor. Benzinlik kapalıydı, açtı, çalıştırıyor. Ondan sonra vakti ve işte ulaşın içinde ihtiyaç varsa gideriyor. İşçilerimiz maaşını arıyor. Hiçbir şey, yani şey, idare ediyor ulaşı çok güzel bir şekilde. Gidiyor şu anda. Başkanımızı seviyoruz. Beklentileriniz var mı? Ya tabii beklentilerimiz var. Ulaşın daha güzel olması lazım. Yani buraya bir üniversitenin gelmesi lazım. En azından bir iş sahasının kurulması lazım. Şey etmesi lazım. Gençler boşta, şey boşta. Ama başkanımız iyi bir insan, güzel bir insan yani. Seviyorum ben yani.